Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber 3000 TL altı kullanabileceğiniz, en azından sizi idare edebilecek telefonları listeledik. Listemizde 5 adet telefonumuz var. Bunların tek tek teknik özelliklerine bakacağız. Birazcık üzerine yorum yapacağız. Bakalım sizin de takdirinize kalmış bu telefonlar hala kullanılır mı? Ya da siz kullanır mısınız? Bunları yorumlarda belirtirseniz seviniriz. İlk telefonumuz Tecno Spark 6. Öncelikle cihazın fiyatından başlamak istiyorum. Fiyat aralığımız 2500 ile 2800 arasında internet sitelerinde gelip gidiyor. Yani 3000 TL altı dedim ama böyle birazcık daha 2500'ün altına indikten sonra telefonlar birazcık kullanılmaz hale geliyor. O yüzden birazcık daha böyle fiyat aralığımız 3000 ile 3700 arasında gitti geldi diyebilirim. O zaman TecnoSpark'ın teknik özelliklerine kısaca bir göz atalım. 6.8 inçlik ekrana sahip telefonumuzun 16 megapiksellik bir ana kamerası, 4 GB'lık RAM'i, 128 GB'lık dahili depolaması, 5 mAh'lık bataryası ve Yonga setinde ise MediaTek Helio G70 kullanılıyor. Ekran tazeleme hızımız ise 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Bu telefona küçücük bir yorum yapacağım. 2020 yılında çıkan bir telefon ve az kaldı 2023'e girmemize. Yaklaşık 2,5-3 senelik bir telefon olduğunu söyleyebiliriz ve Android 10'la beraber geliyor bu telefon bizlere. Yani bir şekilde idare edebileceğiniz bir telefon. WhatsApp'ınıza rahatlıkla girebilirsiniz, Instagram'a girebilirsiniz, videonuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz ama oyun tarafından işlemcisi olsun, birazcık daha ekran tazeleme hızı olsun sıkıntı yaşayabilirsiniz bu telefonla. Ama normal bir gündelik hayatta kendinizi idare edebilir misiniz? Evet, gayet de idare edebileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Dedikten sonra diğer telefonumuza geçelim. Bir başka telefonumuz da Infinix Hot 10T. Infinix'te fiyat aralığımız sitelerde 2800-2900 arasında değişme gösteriyor. Yani çok fazla duyulan bir marka değil. Evet, Çinli bir marka. Tercih eder misiniz? Bu konuda pek bir bilgim yok. Tabii ki size kalmış bir taraf. O zaman teknik detaylarına geçelim biraz da. Bakalım teknik detayları bir önceki modele göre neler fark ettiriyor? Ne kadar daha iyi ya da ne kadar daha kötü? Telefonumuzun 6.82 inçlik bir ekranı, 48 megapiksellik ana kamera çözünürlüğü, 64 megapiksellik bir dahili depolamasının yanında 4 GB'lık da bir RAM'i bulunuyor. 5 mAh'lik batarya kapasitesi var ve MediaTek Helio G70'i kullanıyor bu telefonumuzda da. Teknik özellikler tarafına bakarsak bir önceki telefonumuz olan TecnoSpark'a göre birkaç farklı teknik özelliklerinde değişmeler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ekran tazeleme hızı. Bir önceki telefonumuzda 60 Hz'lik bir tazeleme hızına sahiptik. Bu telefondaysa 90 Hz'lik bir tazeleme hızı bizleri karşılıyor. İşlemci tarafında çok değişen bir şey yok. İşlemci tarafında yine MediaTek Helio G70 kullanıyor. Biraz geride kalmış bir işlemci. İşletim sisteminde ise Android 11 kullanılmış. Şimdi bu cihazın da çıkış tarihi 2021'in Mayıs ayı, yani birazcık 1,5 seneye yaklaşmış bir telefon diyebiliriz. Bir ekstra olarak 2K video çekme özelliğine sahip bir telefon bizlerle. Tabii ki bu telefonları daha önce deneyimleme şansı bulmadık. Kamera çözünürlükleri evet yüksek olsa da bize nasıl bir deneyim sunar tam bilmiyoruz. Tabii ki eğer bu telefonu kullandıysanız yorumlarda belirtirseniz, hem biz hem de bu telefonu kullanmak isteyen başka kullanıcılar varsa onlar da sizin yorumlarınızı görmüş olur diyelim. Bu telefonumuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu fiyat aralığına bence gayet normal, ideal bir telefon olduğunu söyleyeyim dedikten sonra bir diğer telefonumuza geçelim. Bir diğer telefonumuz Xiaomi'nin Redmi 9 modeli. Xiaomi'yi biliyorsunuz pil konusunda oldukça başarılı bir marka ve artık yeni çıkardığı ürünlerle üst segmente de hitap eden bir ürün. Daha öncesinde uygun fiyatlı telefonlarıyla biliyorduk ama şimdi daha iyi işler başarıyor. Bu telefondaysa fiyat aralığımız 2900 ve 3000 lira arasında sitelerde değişme gösteriyor. Telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak teknik özelliklerine şunları görüyoruz.
6.53 inçlik bir ana ekranımız, 13 megapiksellik bir ana kamera çözünürlüğümüz, 3 GB'lik RAM'imizin yanında 32 GB'lık bir dahili depolamamız bulunuyor. Batarya kapasitesinde ise 5000 mAh'lik bir batarya kapasitesi bulunuyor ve Yonga setinde ise MediaTek Helio G80'i kullanıyor diyelim. Bu telefonumuzun işletim sisteminde Android 10 kullanılıyor. Artık Android 11'e geçti aslında tüm telefonlar ama bu 10 tarafında kalmış. Bize bir eksi midir bilemem ama Yonga setinde bir diğer bahsettiğimiz iki telefonda daha üst bir seviyede bir Yonga setine sahip G80'i kullanıyor burada. Aynı zamanda batarya kapasitesinde çok da fark etmese de yine bir önceki modellere göre 5020 mAh'lik bir batarya kapasitesi bizlerle diyelim. Ekran çözünürlüğündeyiz. 1080'e 2340 piksellik bir ekran yoğunluğu bulunuyor. Tazeleme hızında ise 60 Hz'lik bir düşük tazeleme hızı bizlerle bence birazcık eksi bir durum artık 60 Hz tazeleme hızı diyeyim. İdare eder bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Piyasada da evet biz bulduğumuz sitede 2900 liraya var ama farklı farklı sitelerde bu durum artıyor 3500 liraya kadar diyeyim. Gelelim dördüncü telefonumuza. Dördüncü telefonumuz General Mobile GM9 Plus. General Mobile biliyorsunuz ki bir Türk markası. Bazı kullanıcılar sırf Türk markası diye bu telefonu kullanıyor. Bu telefonumuzun fiyatı ise 3000 ve 3500 arasında gidip geliyor. Tabii ki siz bunları sitelerde araştırıp bulabilirsiniz ama bizim baktığımız sitede tam şu an 2999 TL. Bu telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak da teknik özellikleri şu şekilde. 6.23 inçlik bir ekranımız var ve bu ekranın arka tarafında 12 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. 3 GB'lık RAM'in yanında 32 GB'lık dahili depolaması var. İşlemci tarafında MediaTek Helio P60'ı kullanmışlar. Ve batarya kapasitesi ise 3400 mAh'lik bir batarya olarak görünüyor. İşletim sisteminde ise Android 9'u kullanmışlar. Telefonumuz 2019'un Şubat ayında çıkmış bir telefon. Tabii ki üzerinden uzun süreler geçmiş. Yani birazcık daha yeni olan telefonlara kıyasla fiyatı birazcık yüksek. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ekstra olarak 3 GB'lık RAM hem bu telefonda hem de Xiaomi Redmi 9'da birazcık geride kalan bir durum. Aynı zamanda 32 GB olduğunu da söylemiştik. Tabii ki ekstra microSD kartla bunları arttırabiliyorsunuz daha fazla. 256 GB'a kadar ama normal bir telefon kapasitesi için bence düşük bir depolama kapasitesi. Redmi 9'da bunu ekstra olarak 32 GB dedik ama 64 GB olan tarafı da var. Ama bazen artık 64 GB'lar da bizlere yetmeyebiliyor. Ekran tazeleme hızındaysa 60 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı bulunuyor. Yani bana kalırsa yine düşük bir tazeleme hızı var dedikten sonra son telefonumuza geçelim. Son telefonumuz Realme C21Y. Realme'de Oppo'nun alt markası olarak biliyoruz. Teknik özelliklerine bakalım şimdi bu telefonumuzun. Teknik özellikler tarafında 6.5 inçlik ekranı bulunan telefonumuzun 13 megapiksellik bir ana kamerası, 4 GB'lık RAM'i, 64 GB'lık dahili depolaması bulunuyor. Aynı zamanda 5000 mAh'lik bir bataryası var. Yonga setinde ise Unisoc T610'u kullanmışlar. Bu zamana kadar anlattığım tüm telefon arasında en yenisi Realme C21Y. 2021'in Eylül ayında çıkmış bir telefon. 4 GB RAM'i ile birazcık daha diğer telefonlara göre daha iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ekran tazeleme hızındaysa 60 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Peki ben bu telefonlar arasında alsam hangisini alırdım? Bana kalırsa Xiaomi Redmi 9 birazcık daha tercihim. Ama belki böyle çok fark eder mi bilmiyorum. Eğer ekranınız birazcık daha aksın istiyorsanız Infinix'i de düşünebilirsiniz. Ama bana kalırsa bir şeyi tercih etmek zorunda kalırsam mutlaka Xiaomi'yi tercih ederdim diye düşünüyorum. Peki siz bu telefonlar arasında hangisini tercih ederdiniz? Ya da daha önce kullandınız mı? Hala kullanıyor musunuz? Çevrenizde kullananlardan şikayet duyuyor musunuz? Veya olumlu mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.